Beyler, birkaç saat içinde Türk televizyonları yayınlarına uzun bir süre ara verecekler. Ve hak ettikleri kan ve gözyaşını izlemeye başlayacaklar. Ben de çok sabırsızlanıyorum Dragan. Senden daha sabırsızım bu manzarayı görmek için. Ferman? Dragan, ne oluyor? Bir sorun mu var? Yok, bir sorun yok. Niye bir sorun olsun? Kamyonun 10 dakika önce çıkması gerekiyordu. Bir aksilik olamaz. Olmaması gerek. Oldu ama. Kamyon halen depoda sabit bir şekilde duruyor. Bak Dragan, diğer kamyon sorunsuz bir şekilde tam vaktinde yola çıktı. Eğer seninkinde sorun çıkarsa birlikte üzülürüz. Yok yok, hiçbir sorun olmayacak. Merak etme. Bir saniye bekle. Ne olmuş? Arayın şunları, bir sorun. Tamamdır. Sen dur. Ben ararım. Bunlara iyi bir sert yapmanın zamanı geldi. Yoksa bir işi beceremeyecek bunlar. Hayırdır? Ben sert yapamayacak mıyım yani? Yapamamışsın demek ki. Yapsaydın bu pozisyonda olmazdık. Ufak bir sorun var herhalde. Şimdi halledeceğiz. Merak etme. Bu mallardan birinin telefonu çalıyor. Komutanım. Maho yazıyor arayan. Komutanım, o Karabatak değil mi? Aynen komutanım. Belki bir şey vardır. Ne yapalım? Açmıyorlar mı? Açarlar açarlar. Duymuyorlardır. Açalım, dinleyelim. Belli ki bir sıkıntı var. Önce ses çıkarmayalım. Bizim olduğumuzu anlasın, sonra dinleriz. Aynen. Bataklıktayız Maho. Aptal herifler. Akılsız herifler. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Acele edin, çabuk o kamyonu oradan çıkartın. Buluşma noktasında Ferman sizi bekliyor. Diğer kamyon çoktan yola çıktı, çoktan. Acele edin. Acele edin, bir çuval inciri berbat edeceksiniz. Acele edin. Acele edin! Çıkıyorlar Dragan. Varilleri falan yüklerken oyalanmış aptallar. Çıksalar iyi ederler. Yoksa buraya döndüklerinde onları paramparça ederim. Tamam, şimdi çıkıyorlarmış. Sorun yok. Bekliyorum. Buradan sağa çıkmak istiyor musun? Beni burada öldüremezsin. Bir ülkenin toprağında başkonsolosunu öldüremezsin. Bizim topraklarımıza katliam yapmaya hazırlanan herkesi dünyanın her yerinde öldürürüm. Ülkene çok büyük fatura çıkar. Lan. Siz teröristlerle işbirliği yapıyorsunuz, fatura çıkmıyor. He? Ülkeye bombalar sokunca fatura çıkıyor mu? Caddelerde, sokaklarda insanlarımız paramparça oluyor. 20 yaşında gencecik yiğitlerimize kurşun sıktırıyorsunuz. Fatura çıkıyor mu ha? Ben bu dediklerini anlamıyorum. Anlamazsın. İşinize gelmeyince anlamazsınız. Bak, benden öğrenecek hiçbir şey yok. Bana bak. Buraya kadar girdim. Gördüğün gibi bir şeyden korkan bir adam da değilim. O bomba ne zaman, nerede patlayacak, kim patlatacak bana söyleyeceksin. Ben bir şey bilmiyorum! Biliyorsun lan! Konuştunuz restoranda, dinledim. Neden bahsediyor bu adam? Ne patlaması bu? Bir şeyden değil, akıl sağlığı yerinde değil. Dışarıyla bütün bağlantılar kesilmeli. Türk yetkililere de haber verelim. Siz karışmayın hanımefendi. Anlamıyorsunuz, şu anda büyük bir krizin eşiğindeyiz. Siz karışmayın. Telefon hatlarını kesin. Cemal'leri devreye sokun. Ben Türk yetkililerle görüşeceğim. Peki efendim. İçeri girmemiz gerekebilir. Gereken hazırlığı da yapın. Anlaşıldı. Komutanım, diğer kamyon çoktan yola çıkmış bile. Ne yapalım? Yiğido. Ön tarafa bak bakalım. Gidecekleri rotaya dair bir bilgi var mı?
Komutanım. Navigasyonda gidilecek nokta işaretlenmiş. Ama yanında bir de zaman var. 47 dakika içinde orada olmamız gerekiyor. Karabatağı duydunuz. Aracı buluşma noktasına götürün diyor. Başka çaremiz yok ki beyler. Kamyonu zamanında götürmezsek fermanı bulamayız. Ancak fermanı bulup konuşturursak diğer kamyonu engelleyebiliriz. Komutanım, bu patlayıcılarla mı gideceğiz? Bunları çıkarsaydık bari. Çaylak. Bunu yapmamız saatlerimiz alır komutanım. Bizim hemen yola çıkmamız lazım. Yapacak şey belli. Biraz heyecanlı bir yolculuk olacak. Heyecan bizim işimiz. Ben kullanırım. Aşık, Yiğit, Öfe. Siz arkadan diğer araçla geleceksiniz. Çaylak, biz kamyonla gidiyoruz. Emredersiniz komutanım. Kapatın kamyonu. Ulan bir bu eksikti be. Bu niye çalışmıyor ya? Dragan, adamların hala yola çıkmadı. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Nasıl olur? Çıkmış olmaları gerek. Ne oldu? Çıkmadılar mı yola? Çıkmışlardır. Konuştum ben. Ver şu telefonu. Telefonu ver. Dragan, çıkmışlardır diyorum. Şu telefonu ver Maho. Ben konuştum, çıkmışlardır Dragan. Yani güvenmiyor musun bana? Olacak iş değil ya. Çalışmıyor mu? Aga niye çalışmıyor anlamadım. Deniyorum. Karabatak komutanım arıyor. Dragan kıllanmış olabilir. Hadi Keşan, çalıştır şunu. Hadi oğlum. Açmıyorlar. Çalıştırıyorum ha. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Niye açmıyor bu herifler telefonu? Hadi be abi. Vallahi çalıştı. Hadi bas. Haydi. Komutanım, bu patlayıcılarla şehir merkezinden gitmeyelim. Çok tehlikeli. Tamam. Şehir dışından gidelim. Tamam, kamyon hareket etti. Umarım tam vaktinde yerinde olurlar. Olacaklar. Bir aksilik daha çıkarsa hepsini gebertirim. Bak, bir aksilik diyorum. Tamam Dragan. Merak etme. Bas Keşanlı, bas. Aga kamyon dökülüyor ya. Vallahi dökülüyor. Hayır, benim anlamadığım olay, milyonluk patlayıcıları bu hurdayla nasıl taşıyorlar lan? Lan bunlar harbi tam bir mal yani ha. Vallahi malın önünde giderim bundan. Çaylak, buluşma noktasına mesafemiz ne kadar var? Komutanım, saatte 30 kilometre ortalama hızla gitsek bile yetişiriz. Dikkatli sürmemizde fayda var tabii. Malum arkadaki arkadaşlar biraz hassas. Biz dikkatliyiz de. Burada da dikkatli olur inşallah.
Komutanım. Fethi kamyonu ele geçirebildiniz mi? Geçirdik, geçirmesine de komutanım. Başka bir durum ortaya çıktı. Nedir? Karabatak'la konuştuk şimdi. Başka bir kamyon daha varmış. Çoktan yola çıkmış bile komutanım. Bir an önce bu kamyonu buluşma noktasına götürün dedi. Ferman denen adam da orada olacakmış komutanım. Diğer kamyonda patlamanın yapılacağı yerde bilen tek kişi Ferman tabii. Aynen öyle komutanım. Tamamdır Fethi. Diğer kamyon için teyakkuza geçilmesini sağlayacağım. Siz de güvenli bir şekilde kamyonu buluşma noktasına götürün. Gideceğiniz koordinatları da sisteme iletin. Bunlar eş zamanlı birkaç saldırı planlıyor olabilirler. O Ferman denen adamı canlı olarak ele geçirip konuşturmamız lazım. Başka türlü olası saldırıların yerini öğrenemeyiz. Emredersiniz komutanım. Erdem ağabeyim, bir gelişme var mı? Bizimkiler kamyonu ele geçirmişler. Ama ikinci bir kamyon daha varmış. Yerini bilen tek kişi de Ferman. Onu konuşturmak için bizimkiler buluşma noktasına ilerliyor. Hemen diğer kamyon için de gerekli önlemleri alırız. Tamamdır. Ben üst komutanlığı bilgilendireceğim. Güvenlik birliklerimizin devreye girmesi lazım. Sen de İçişleri Bakanlığı ve bağlı güvenlik kuvvetlerini bilgilendir. Anlaşıldı. Bak, ne vaktimiz var ne de sabrımız. Şu saldırının detaylarını bana ver. Ben de çıkıp gideyim. Sen de defol git ülkene. Bedeli ağır olur. Bu yaptığını sen de ülkende çok ağır diyeceksiniz. Bütün dünya bu rezaleti görecek. Bütün dünya medyası sizi nasıl aşağılık bir millet... Benim gözümün içine bakarak benim milletime laf edecek adam daha doğmadı. Şimdi haber geldi. Bizden biri başkonsolosluğu basmış. Bizden mi? Kim? Kimliğini bilmiyoruz. Ama başkonsolosu rehin almış. Bu çok büyük bir diplomatik krize neden olabilir. Biliyorum. Ama bizden başka bilen yok. Neden olduğunu biliyor muyuz? Başkonsolosun bir terör saldırısıyla bağlantısı olduğu düşünülüyor. Bu daha da büyük bir kriz. İletişimde olalım Eylem. Fethilerin operasyonuyla bir bağlantısı olduğu kesin. Zaten sürekli irtibat halindeyiz. Ben adamların istihbarat yetkililerini de çağırdım, geliyorlar. Güzel. Yavaş! Keşanlı yavaş! Abi gözünü seveyim yavaş ya. Dur! Keşanlı dur! Abi! Ne oluyor lan buna? Ay ben senin gibi kamyonun. Sağlamlar mıdır? Hala hayattaysak sağlamdır komutanım. Sıkıntı yok. Kamyon değil, at arabası yemin ediyorum ya. Kamyonun kabahati yok komutanım. Tekerlek patlamış. Vakit kalmadı beyler, hadi değiştirelim şunu. Bu iyi olmadı. Çok vakit kaybettik. Diğer dizine de ister misin? Ha? Akşama kadar burada acıdan ölürsün. Kıvrana kıvrana ölürsün, ben de seni izlerim. Söyle. Anma törenleri. Ne töreni? Anma törenleri. Nerede? İki yerde. Biri İstanbul'da. Diğeri anma törenlerinin yapılacağı yerde. Törene katılan yabancı konuklar da hedef alınacak. Duydun mu kopuk? Allah Allah, ne oldu ya? Bütün bağlantılar koptu. Kopuk.
Çok duydun mu? Üzerinde telsiz varsa seni duyamaz. Muhtemelen dışarıyla bütün bağlantıyı kesmişlerdir. Bağlantıyı nasıl kuruyorsunuz dışarıyla? Özel. Özel hat. Bu tip durumlarda özel hat kullanıyoruz. Bu arada sana şunu söyleyeyim. Çanakkale geçilmez ne demek biliyor musun? Hayır. Oradan düşman geçemez demek. Daha önemlisi mücadeleden, bayraktan, vatandan, bağımsızlıktan vazgeçilmez demek. Anladın mı beni? Ha? Allah kahretsin, anladım. İçerideki gizli kameraya bağlandım. Başkonsolos yaralı. Kapıyı patlatıp girebiliriz. Başkonsolos zarar görür. Adamı kapıyı yaklaştırıp etkisiz hale getirebiliriz. Hazırlanın. Ne kadar sürer? 10 dakika. Peki. Hoş geldiniz. Bu rezaleti açıklamayı düşünüyor musunuz? Biz de size aynısını soracaktık. Başkonsolosluğumuzu bastınız. Başkonsolosluğunuzla ilgili ağır suçlamalar var. Ne gibi? Terör eylemine destek vermek gibi. Böyle bir şey nasıl mümkün olur? Bunlar asılsız. Hepsi iftira. İçerideki adamımız öyle demiyor mu? İçerideki adamınızı hemen geri çekin ve başkonsolosumuzu bırakın. Burası özel kuvvetlerin karargahı. Sesinizin tonuna dikkat edin. Bakın, bu yaptığınız uluslararası hukuka aykırı. Öyle mi? Hukuk mu diyorsunuz hanımefendi? Peki siz terör eylemlerini hangi hukukla besliyorsunuz acaba? Bunlar çok ağır suçlamalar. Elimizde deliller var. Gösterin bize. İkna edin. Dinlemeler, fotoğraflar ve bir sürü başka şey. Dışişlerinize ilettik. Öyle mi? Bundan niye haberimiz yok? Bunu onlara soracaksınız. Başkonsolosluğunuzu arayın. İçerideki adamımızla konuşmak istiyoruz. Peki. Bütün hatlar kesildi ama özel hat var. Alo. Efendim. Türk yetkililerle beraberiz. İçerideki adamla konuşmak istiyorlar. Seninle görüşmek istiyorlar. Kim? Sizinkiler. İsim al. İsim soruyor. İsim soruyor. Benim adımı verebilirsiniz. Savcı Derya Dumansız. Derya Dumansız. Derya Dumansız. Açıyorum kapıyı, uzatın telefonu. Duyuyor musunuz? Eylem benim. Yavuz. Dinliyorum.
Bir gürültü oldu, sonra hat kesildi. Siz iyi misiniz? O sakın öldürmeyin. Onun cezasını kendi ellerimle vereceğim. Bırak. Bu herif teröristlerle işbirliği yapıyor. Hem size hem ülkenize ihanet ediyor. Haberiniz yok. Getirin şunu. Konu kapandı galiba. Biz kalksak iyi olur. Hiçbir yere gidemezsiniz. Bizi de mi alıkoyacaksınız yani? Evet. Sorumluluk bende. Bu mesele açığa çıkana kadar bizim misafirimizsiniz. Bakın, bütün uluslararası hukuku çiğniyorsunuz. Bizi alıkoymaya hakkınız yok. Git mahkemeye ver o zaman. Yavuz, sana bir şey sormak istiyorum. Bütün bu yaptıkların hangi dünya kanalında son dakika gelişmesi olarak yayınlansın? Bunu sadece fikrini almak için soruyorum. İstediğin kanala ver Linda. Ama önce gazeteci kadın ölü bulundu haberini girsinler. İyi tembih et. Hiç altta kalmaz. Tamamdır komutanım. Eyvallah. Komutanım 20 dakikamız kalmış. Şimdi aynı hızla gitmemiz imkansız artık. En az 70 kilometre hızla falan gitmemiz lazım. Bu kamyonla mı? Patlayıcı matlayıcı kalmaz. İlk kasiste kuşbaşı oluruz, ben sana söyleyeyim. Tek şansımız var. Aracı bırakacağız burada. Hepimiz geçeceğiz arkaya. Birer tane patlayıcı alacağız. Sarılacağız sıkı sıkı. Sen de basabildiğin kadar basacaksın Keşan'la. Nasıl yani komutanım? Patlayıcılara sarılıp mı gideceğiz? Oğlum romantizm yapmayacaksın herhalde. Düşmesin diye tutacaksın. Başka çaremiz yok beyler. Vakit kalmadı. Zamanında yetiştiremezsek kamyonu fermanı unutun. Hadi, hadi geçin arkaya. Komutanım. Yavaş, yavaş. Arkaya geçsin. Geç Yudo. Efe geç. Çaylak sen buna. Aşık sen de buna. Hadi, hadi, hadi. Tamam mısınız? Tamamız komutanım. Bir haber var mı Mahu? Adamlardan her şey yolunda mı? Bir sıkıntı yok. Hedefe doğru ilerliyorlar. Güzel. O patlayıcının bir damlası bile neler yapabiliyor biliyor musun? Düşünsene litrelerce patlayıcı dolu bir kamyon. Türklerin belini öyle bir kıracağız ki kolay kolay doğrulamayacaklar. O günü hep kahrolarak hatırlayacaklar. Dragan, bu saldırı tam olarak nereye yapılacak? Hani belli bir noktası var mı? Boş ver. Sen hiç kafanı yorma. Sen şimdi kendinle ilgilen. Sen iyi ol. Bu sefer daya aşırı doz aldın ilacı. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Gayet iyiyim. Gerçi bendeki de laf. İyi olmasan o askeri kurşun yağmuruna tutabilir miydin öyle? Neydi adı? Şey... Yani
Tıfıl küçük olanları. Çaylak. Çaylak. Hak ettiği yeri buldu. Aynen. Ama en üzüldüğüm ne biliyor musun? O albayın kızı. Ya onun adı neydi? Dur dur hatırlayacağım. Nazlı. Nazlı. Güzel Nazlı. Keşke son gecende ona unutamayacağı bir hediye verseydin de. Bu defterler kapanalı çok oldu Dragan. Biz yolumuza bakalım. Doğru söylüyorsun. Bakacağız Maho. Biz yolumuza bakacağız. İnsanları da tuttuk burada. Bizim de başımız belaya girecek. Ama iyi bir löftü. Elimizde bir belge olduğuna inandılar. Sağ ol. Ama bu bizi kurtarmaya yetmez. Haklı çıkmamız lazım. Merak etmeyin. Sorumluluk bende. Size bir zarar gelmesine müsaade etmem. Bu arada adamımızı oradan çıkarmamız lazım. Belki de bilgiye ulaştı. Bize ulaştıracaktı. Bir yolu yok mu? Var. Bitim gönderip başkonsolosluğa girmek. Mümkün değil. Başka yolu yok Derya. Ok yaydan çıktı bir kere. Ne olacaksa olsun. O da doğru. Sinyalden bakmış bizimkiler. Bu Dragon'ın adamları yolda vakit kaybetmiş yine. Bunlar kamyonu zamanında götüremeyecek gibi duruyor. İlerliyorlar işte. Biraz hızlılar yalnızca. Bir sıkıntı yok. Çıkabilirsin. Çık dışarı. Çık. Ne biliyorsun? Ne söyledi sana? İki tane patlama olacak çok büyük. Alma törenlerinde biri İstanbul'da. Emin misin? Doğru söylüyorum. Kendi ağzıyla söyledi. Eğer o bombalar patlarsa yüzlerce insan ölecek. Senden tek bir şey istiyorum. Sana bir numara vereceğim. Onu ara. Konuşmama müsaade et. Sadece 10 saniye. Bak. Çocuğun var mı? 2 tane. O bombalar patlarsa onların yüzüne bakabilecek misin? Numarayı söyle. Sıkı tutun beyler!
Komutanım geldik. Geldik galiba. Yavaş yavaş. Alo. Dragan, adamların ucu ucuna olsa da yetişti. Ben de şimdi çıkıyorum. Sana bir sorun çıkmaz demiştim. Bundan sonra senin üstüne düşeni yapmanı bekliyorum Ferman. Ben bu yola baş koydum Dragan. Hiçbir güç beni davamdan vazgeçiremez. Sen dert etme bunları. Güzel. Bunu duyduğuma sevindim. Bu sefer Türklere çok büyük bir acı yaşatacağız Maho. İyi misin sen? Hı? İyiyim. İyiyim dedim ya. Başta sana çok kızmıştım. Şu canlı bomba eylemi için. Yani başarısız olduğun için. Ama şimdi... iyi ki diyorum. İyi ki başarısız olmuş. Benim senin gibi birine ihtiyacım var Maho. Bak. Ben insanlardan hoşlanmam. Hayvanları severim. Yani bazı hayvanları. Mesela köpeği severim. Niye? Çünkü köpek sadık olur. İşte sen de öyle sadık birisin. Bu çok kıymetli benim için. Maho, sen benim bir lafımla hiç sorgulamadan o kışlaya gidip kendini patlatacaktın. Bu ne kadar önemli biliyor musun? Orada o askerlerin içinde hiç düşünmeden kendini patlatacaktın. Ha, o askerlerin yüz ifadesi nasıldı? Yüz ifadelerini çok merak ediyorum, anlat bana. Keşke orada olsaydın. Keşke orada olsaydın da sana gösterseydim. Keşke. Keşke. Ama bundan sonra beraberiz Maho. Aramıza hoş geldin Maho. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Abici. Ulaştınız mı? Aynen. Ferman'ı bekliyoruz. Her şey yolunda. Güzel. Unutmayın. Ferman bize canlı lazım. Onu konuşturun. Diğer kamyonun yerini ve patlamanın yerini öğrenin. Ve büyük can almanın peşinde. Öğreneceğiz, merak etme. Sen iyi misin? Sesin kötü geliyor. Beni boş verin siz. Şu adamı konuşturun. Karabatak, bak bir manyaklık yapma sakın. Oradan tek başına sağ çıkamazsın. Kapatmam lazım. Geliyorlar. Bu manyak Dragan'a bir şey yapmaz inşallah. Neden? Ne diyor? Ne bileyim, sesi bir acayipti. Neyse. Şu ferman meselesini halledelim biz önce. Gelmek üzeredir komutanım. Gelsin bakalım. Gelsin de bir gırtlağına çökelim. Hadi o zaman beyler, herkes yerine. Ah.
Alo, kopuk benim. Komutanım, iyi misin? Dinle beni. Saldırının olacağı yerleri öğrendim. Tamam komutanım, söyle. Alo! Alo! Komutanım! Komutanıma bir şey oldu. Komutanıma bir şey oldu. Hiç pes etmiyorsun değil mi Yavuz Karasu? Nerede bunlar? Yok kimse Ferman. Kamyon da yok. Ne oluyor lan burada? Nerede bu herifler? Bize mi baktın Ferman? Kahretsin tuzak. Teslim ol Ferman. Buradan kaçamazsın. En üzüldüğüm ne biliyor musun? O albayın kızı Nazlı. Keşke son gecende ona unutamayacağı bir hediye verseydin de. Merak etme. Her şeyi hatırlatacağım sana. Geriye sadece karın, kızın ve sen kaldınız. Topraklarınızı almak istediler. Siz vermeyince de bir gün aniden bir baskın yapıp herkesi öldürdüler. Benim kardeşime bu acıyı yaşatanlardan intikam alması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Teslim ol. Buradan çıkman imkansız artık. Siz öyle sanın. Çok geç kaldınız. At lan silahını. At! Hiçbir yere kaçamazsın. Adam gibi teslim ol. Diğer kamyon çoktan yola çıktı. Topraklarınızda binlerce sivil ve asker ölecek. Etrafın sarıldı Ferman. Bizimle işbirliği yaparsan söz veriyorum sana bir şey olmayacak. Sen entimize diğer kamyonun yerini bir an önce söyle. Yoksa ben senin her türlü canını yakacağım. Dedim ya kamyon çoktan yola çıktı. Eğer kamyonun yerini öğrenmek istiyorsanız gelin beni alın. İkimizin kalbi bir Nazlı. İkimizin kalbi bir. Benimle evlenir misin kelebek? Ferman, buradan çıkış yolun yok. Uğraştırma bizi. Yanılıyorsun. Buradan çıkış yolun var. Tek bir çıkış yolun var. Dur! At silahını at! At silahını at! At! Dur!
Allah kahretsin. Allah kahretsin! Bugünkü eylemlerle ilgili bir sorun yok değil mi Dragan? Hayır efendim, hiçbir sorun yok. Güzel. Ferman bu yolda en güvendiğim kişilerden biri. Sen de bu yolda destek sağlayacaksın Dragan. Her zaman efendim. Bugün gerçekleşecek eylemlerden sonra Türkiye'nin direnci iyice kırılacak. Bunu gerçekleştirmemiz lazım. Az vaktimiz kaldı, farkındayım. Ama bugünden sonra giderek hızlanacağız. İsteseniz de istemeseniz de hızlanacaksınız zaten. Bu sefer işlerini kökten bitireceğiz. Bütün hazırlıkları tamamladım. Dostluğunuz ve desteğiniz bizim için paha biçilemez efendim. Hiçbir şüpheniz olmasın. Sayenizde kimsenin bu zamana kadar cesaret dahi edemediği bir eylemi gerçekleştireceğiz. Mayıs ayında bu iş bitiyor. Türkiye'nin çatısını başına yıkacağız. Tamam. Size güveniyorum. Benim yüzümü kara çıkarmayın. Bu işten alnınızın akıyla çıkın. Yavuz yardımcıyı vurdu, biz de onu. Güzel hikaye. Sevdim. Elveda Yavuz Karasu. Tam da senden hoşlanmaya başlamıştım. Beni öldürün. Deli teşvik edin. İstediğinizi yapın. Ama şunu kafanıza kazıyın. Çanakkale geçilmez.